İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'a hoş geldiniz. Yeşe Giragosyan, Azerbaycan Kültür Bakanlığı'nın Ermenilerin izlerini silmek için yaptığı çalışmalar da nefretin bir ifadesidir. Artsakh topraklarının Google tarafından Azerbaycan olarak adlandırılması ve sunulmasını şiddetle kınıyoruz. Ermeni öğrencilerin yaptığı cihaz uzaya gönderilecek. Ekonomik kriz, Karin Erzurum'da Alevi köylerindeki göçü artırdı. Aruş Aruşanyan, büyük babamın General Antrenik'e yazdığı mektup. Vahram Dumanyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin UNESCO üyeliğinin 30. yıl dönümüne adanan etkinliğe katılacak. Batı Ermenistan'a hoş geldiniz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ni temsil eden Fransızca bir kitapçı halka sunmaktan gurur duyar. Aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz. Bu kitapçık, Batı Ermenistan ülkesiyle ilgili sorularınızı yanıtlarsa hedefimize ulaşmış olacağız. Bu durumda söz konusu nüfusunun soykırım Armenosit'ten sonra Birleşmiş Milletler üyesi olmayan Batı Ermenistan topraklarındaki Ermenistan Cumhuriyeti'dir. 1. Siz Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı mısınız? 2. Batı Ermenistan Devleti'nin varlığından haberiniz var mı? 3. 1920'de Ermeni Devleti'nin tanınmasından ve uzun süreli temsilinin ihlalinden sonra Batı Ermenistan Devleti'nin yapısının Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarına ilişkin beyanı temelinde 2004 yılında Şuşi'de oluştuğunu biliyor muydunuz? Batı Ermenistan nedir? Ermenilerin ana vatanı, üç deniz arasında yer alan 400 bin kilometre karelik bir alanı kaplayan Ermeni platosudur. Ermeni halkı, tarihsel olarak Ermenistan, sonra Türk Ermenistanı ve şimdi Batı Ermenistan ve Kilikya olarak adlandırılan Bitlis, Trabzon, Van, Karin, Erzurum, Harbert, Diyarbakır, 6 Ermeni vilayetinin yerli nüfusudur. Bugün, 100 yılı aşkın bir süredir uluslararası hukuka göre Batı Ermenistan Cumhuriyeti toprakları yasa dışı işgal altındadır. Batı Ermenistan, toprak hakkının her millet için hayati bir mesele olduğuna, onsuz geleneksel bilgilerini, kültürel ifadelerini, genetik kaynaklarını, kısacası varlığını sürdüremeyeceğine inanarak, uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yasal haklarını onaylar ve toprak haklarını tam olarak gerçekleştirmek için çalışır. Vatandaş olun ve bu kutsal eylemde atalarınızın ana vatanına bağlanın. Batı Ermenistan'ın bir parçası olun, ulusal bir kimlik kartı alın, bu gerçeğe katılın. Batı Ermenistan'a hoş geldiniz. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Amerikan Üniversitesi'nde İnsan Hakları ve Sorumluluğu Savaştan Sonra konulu uluslararası konferansa Ermenistan Cumhuriyeti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki temsilcisi Yeşe Giragosyan da katıldı. Konferans sırasında Birleşmiş Milletler Mahkemesi'nde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yürütülen hukuki süreçlere değindi. Yeşe Giragosyan, Azerbaycan'ın yıllardır uluslararası toplumu güç kullanmasını haklı göstermeye hazırladığını belirtti. Örneğin toprak haklarının sunulduğu metinler, raporlar yayınladılar, Ermenistan Cumhuriyeti saldırgan olarak sunuldu. Bu raporlar dünyada söz sahibi olan tanınmış bilim insanları tarafından sunuldu. Uluslararası basının kamuoyunu etkilemede nasıl bir rol oynayabilir sorusunu şöyle yanıtladı. Elbette uluslararası basının rolü çok önemlidir. Ancak o zamana kadar tüm savaş suçlarının hikayelerini sunma ve aktarma konusunda uluslararası medyaya doğru vurgu yapabilmeliyiz. Bunun insanların doğru algılamalarına büyük etkisi olabilir. Aravot gazetesi yazıyor. Google tarafından Azerbaycan'ın Artsakh topraklarının yeniden adlandırılmasını ve dağıtılmasını şiddetle kınıyoruz. Büyük bir uluslararası arama sitesi olan Google'un personelini herkese açık hale getirmeden önce herhangi bir bilgiyi ve haritayı doğrulamaya çağırıyoruz. Azeri propaganda makinesi petrol dolarlarını kullanarak Ermeni tarihini çarpıtmaya, topraklarımızı yeniden adlandırmaya çalışırsa tüm bunların aksine protesto sesimizi yükseltiriz. Artsakh Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarının bu çalışma tarzını değiştirmek için gerekli önlemleri bir an önce almasını talep ediyoruz. Aypatlı Okulun Tasarım Eğitim Mühendislik Kulübü'nün Adastra ekibi, Kemurcihan adlı
Evrensel Ulusal Yarışması 2022'nin birincisi oldu. AYP öğrencilerinin tasarladığı cihaz yarışmanın galibi olarak uzaya gönderilecek. Uçuşun Haziran ayında uzaya fırlatılacak olan bir suborbital roketinden yapılması planlanıyor. Yarışmaya 12-21 yaş arası Ermeni gençler katıldı. AYP okulu öğrencileri tarafından tasarlanan 197 gramlık cihaz, yörünge altı bir rokete yerleştirilecek ve 125 kilometre irtifaya kadar açık alana gönderilecek. Yani evrenin geleneksel sınırını, Karman çizgisini geçecektir. Cihaz uzayda 2-3 dakika kalacak ve bu süre zarfında roketin uçuş yolu, sıcaklığı, basınç değişimi, hızı ve ayrıca ultraviyole radyasyon yoğunluğu, ozon konsantrasyonu hakkında veri toplayacak. Planlanan ölçümleri yaptıktan sonra cihaz roketle birlikte geri düşecek. AYP Okul Tasarım Mühendisliği Kulübü öğrencileri yarışmayı kazandığı için 6. Starmus Uluslararası Bilim Festivali'ne katılma fırsatına sahip olacaklar. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Hınıs Şube Başkanı Yaşar Çelik, süre giden ekonomik kriz nedeniyle Alevi köylerinin hızla göç verdiğine işaret etti. Çelik, Hınıs ilçesindeki 38 Alevi köyünün yarısında 2 ya da 3 ev kaldığını belirterek, nüfus az olunca eskisi gibi inanç ritüellerimizi de gerçekleştiremiyoruz dedi. Yaşar Çelik, yöre insanının geçim kaynağı olan hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirtti. Artık köylerde süt üretiminin yapılmadığına işaret eden Yaşar Çelik, devletin çiftçi politikasını da eleştirdi. Artık meralarımız da yetersiz kalıyor. Merası olan köylerdeki araziler devlet tarafından kiraya veriliyor. Urfa, Diyarbakır ya da başka illerden gelenler ihaleye çıkarılan bu meraları alıp kullanabiliyor. Yaklaşık 4 yıldır devlet meraları bu şekilde kiralıyor. Bu sebeple köyümüz çok göç veriyor. Göç durumu her zaman vardı ancak 2015 yılından sonra bu daha da hızlandı. Nüfus az olunca eskisi gibi inanç ritüellerimizi de gerçekleştiremiyoruz. Örneğin cem yapamıyoruz. Pirlerimiz de nadiren köye uğruyor. Aruş Aruşanyan'ın büyük babası Zangezur'daki kahramanca savaşlardan önce General Antranik'e bir mektup yazmıştı. Şaşırtıcı bir şekilde tarih tekrarlanıyor. 2 Ekim 1918'de dedem Hayrabet Aruşanyans, Hınzarusk topluluğu adına General Antranik'e bir mektup göndererek General Antranik'ten düşmanları karşısında onlara önderlik etmesini istedi. Çünkü tarihi Artsakh düşmüş ve tehlikedeydi. Hikaye oldukça uzun. Size kahramanlık bölümlerini daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Ancak gerçek şu ki o zamanlar sünik bir yumruk oldu, kıyasya mücadeleyi başlattı ve büyük bir generalin önderliğinde bir kahramanlık hikayesi yarattı. Karar veren, diz çökmeyen, korkmayan kutsal vatanımız sünik için her ne pahasına olursa olsun savaşmaya hazır, cesur, güçlü, kararlı yurttaşlarım olduğu için gerçekten gurur duyuyorum. Mektubun tamamını okuyabilirsiniz ve neredeyse hiçbir şeyin değişmediğine ikna olacaksınız. Bir asır öncesiyle aynı durumdayız. Makalenin tamamını web sitemizde bulabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Vahram Dumanyan ile Bakan Yardımcısı Ara Hızmalyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin UNESCO'ya üyeliğinin 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılmak üzere 6 Haziran'da Paris'e resmi bir ziyarette bulundu. 7 Haziran'da Paris'teki UNESCO merkezinde jubile etkinliği çerçevesinde şenlikli bir konser düzenlenecek. Konser programında Fransa'daki ünlü Ermeni ve Ermenistanlı sanatçılar sahne alacak. Etkinlik çerçevesinde Ermeni tarafının ve UNESCO liderliğinin resmi konuşmaları da yer alıyor. Resmi ziyaret sırasında bakanın ve bakan yardımcısının UNESCO Kültür'den sorumlu genel müdür yardımcısı Ernesto Otto ile de bir görüşme planlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin UNESCO'ya üyeliğinin 30. yıl dönümü vesilesiyle kültürel etkinliğin uygulanması, Ermeni kültürünü yaygınlaştırmayı ve Ermeni-Fransız kültürel bağlarını geliştirmeyi amaçlıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Varujan Markaryan tarafından seslendirilen Ermeni ruhani müziği Vortig Vorotman adlı eseri sunuyoruz. Zide,
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.